Evet arkadaşlar, herkese merhabalar tekrardan. Şu an evimdeki hobi odamdaki güncel akvaryumları gösteriyorum. Bugün şu gördüğünüz akvaryumlara ek olarak daha doğrusu şu alttaki iki akvaryumu bugün kurdum. Bunları karides akvaryumu yaptım. Bu akvaryumlar hakkında bahsedeceğim. Öncelikle sarı ateş karideslerim bu akvaryumda duruyorlardı. Ben bu akvaryumu boşaltmak zorunda kaldım. Çünkü şu en sağdaki akvaryumda kribensislerim vardı. Şu an çanağın içerisi tamamen yavru dolu olduğu için ben bu yavruları çıktıklarında mecburen ayırmak zorundayım anne babadan. Üremelerin devamı için ve yavrulara zarar gelmemesi için. Bundan dolayı da mecburen bu akvaryumu boşalttım. Zaten kafamda böyle bir proje vardı. Dolabın bu alt raflarını ufak 2 adet akvaryum koyup karidesleri burada üretmekti. Bu gördüğünüz akvaryum 30'a 30, yükseklik 20 santim. Yaklaşık 16-18 litre aralığında hacme sahip bir akvaryumdur. Karidesler için idealdir. Enli bir akvaryum, bir karides için yani. Yükseklik sevmez karidesler fazla. Hani bakabilenler vardır. Belki 50-60 santim yükseklikte karides bakan vardır ama benim için ideal olan 20 santim yüksekliktir. Basıncı seven canlılar değildir. Burada Benibaçı kullandım. Benibaçı marka. Yani ömrü bitmiş aktif toprak kullandım. Zeminiz bilerek koyu renk Benibaçı kullandım. Çünkü sarı ateşleri çok güzel göstereceği düşüncesindeyim ve öyle de oldu zaten. Yaklaşık saat sabah 10 gibi kurdum bu akvaryumu. Su oturdu diyebilirim. Nasıl oturdu? Bu kadar kısa sürede oturmaz su. Şöyle oturdu. Pipo filtrem yukarıdaki akvaryum pipo filtresiydi. Boş olan. Şuradaki akvaryumun. Onu buraya aldım ve akvaryumdaki bütün suyu, yani buradaki şu gördüğünüz akvaryumdaki bütün suyu bu akvaryumdan aldım. Yani hiçbir şekilde dışarıdan bir su koymadım ekstra. O yüzden suyum direkt oturdu. Bakteri kültürü zaten pipo filtrede vardı. Sadece bu bakteri kültürünün kuma tamamen yayılmasını bekleyeceğiz. Su daha da berraklaşacak zamanla. Bu sarı ateşler özel seçme, safkan yani seleksiyonlar yapılmış hatasız sarı ateşlerdir. İlerleyen zamanlarda zaten bunların yavruları çıktıkça illaki bozuk yavrular olacaktır. Bu yavrular içerisinden ayırt edeceğim. Yani kötü çıkan yavruları ayırt edeceğim içerisinden. Ve bu şekilde bir üreme sağlayacağım. Buna da seleksiyon deniliyor zaten. Kötü yavrular alınır. Güzel yavrular, renk olarak, biçim olarak güzel yavrular bırakılır. Bu şekilde şöyle göstereyim hatta sarı ateşlerimi. İçerisine bol miktarda da adi salyangoz koydum. Ufak tefek temizlik ve bu bakteri döngüsünün daha hızlı gerçekleşmesi için. Sağ olsun bir arkadaşım yaptı bu akvaryumları. Yani ben de yapabilirim ama uğraşmak istemedim. Vaktim yok. İş güç onlardan dolayı. Görüyorsunuz sarı ateşleri. Pipo filtrem XY2822. Bu pipo filtre normalde bu akvaryuma uzunluk olarak çok büyüktü. Ben şeffaf yerlerini şu aradan göstereyim. Şöyle göstereyim. Şeffaf olan yerlerini bıçağı ateşle kızartarak kestim. Normal kesme biçim kesmeyle yani şekliyle kesilmiyor, kırılıyor. Yani yaparsanız bu şekilde böyle yapmayın. Siz de herhangi bir yani jilet olur, başka bir şey olur, kızartıp keserseniz daha iyi olur. Bu bugün kurduğum birinci akvaryum. Şimdi ikinci akvaryumu göstereceğim birazdan. Yani bir de bu akvaryumda herhangi bir ısıtıcı falan kullanmıyorum. Zaten karidesler ısıyı sevmezler. Yani 22 dereceler, 20 dereceleri bile tolere ederler. Özellikle 26 derecenin üzerine, 25-26 derecenin üzerine çıkıldığı zaman üremenin ne kadar yavaşladığına ben şahit oldum geçtiğimiz zamanlarda.
O yüzden suyumuz ne kadar soğuk olursa kardeşlerin canlılığı, üremesi, beslenmesi, iştahı o kadar yerinde oluyor. Hemen uyum sağladılar. Zaten bulunduğu sadece tankın biçimiydi. Çünkü suyu falan filtresi komple yukarıdan kendi çıktığı akvaryumdan geldiği için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Mesela biraz önce seleksiyondan bahsettim. Şu gördüğünüz karides aslında belki alınabilir içerisinden. Fakat karides sayımı az olduğu için şimdilik bunu tutacağım. Belki ileride büyüdükçe rengi daha da iyi patlayacaktır diye düşünüyorum ama eğer öyle bir şey olmazsa alacağım onu içerisinden. Tamamen saf hale getireceğim renkleri. Yani iyinin daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini diyerekten gideceğim bu karideslerde. Benim için çok değerli bu sarı ateş karidesler. Yukarıda mesela Bloody Mary'lerim var. Ya bu karides tutkusu nereden sardı bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor bu karidesler. Bunlar da safkandır. Burada da seleksiyon yapıyorum. Yani bütün kötü karidesleri alıyorum. Hiçbir tane kötü göremezsiniz içerisinde. Hepsi saf, kıpkırmızıdır. Şu an biraz koyu bir ortam olduğu için bitkilerden dolayı normalde aydınlatmam var yukarıda. Gölge yaptığı için tam rengini göstermiyor karidesler. Aydınlıkta daha bir bordoya çalıyor renkler. Burada benim makulatusum var. Bilen bilir. Güney Amerika'dan geldi. Yani sallamıyorum. Gerçekten Güney Amerika'dan uçakla geldi bu balık. Türkiye'de yaklaşık 3-4 ya da 5 3-4 kişi de vardır yoktur diye düşünüyorum. Yani bu kondisyonda, bu biçimde bir makulatus bulmak gerçekten zor. Tamamen alışıktır. Süper etçil. Konumuz bu değil ama yine de göstereyim dedim. Burada lepisteslerim var. Burada dediğim kribensisler var. Yavrular içeride. Flaşta şimdi yakıp göstermek isterdim ama rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi buraya gelelim. Burada da mavi melek kardeşlerim var. Yani kardeşlerde mavi, sarı ve kırmızı olarak bu üç rengi çok sevdiğim için bunların üretimini yapacağım. Şimdi burada siz hiçbir karidesi görmüyorsunuz. Fakat burada yaklaşık 20 tane karides var. Kullandığım pipo yosunlu bir pipo filtreydi. Yani herhangi bir bugün içerisindeki bir akvaryumdan almadım. Temizleme erinmiştim. Öylece koymuştum depoya. Yosunluydu. Suyu da yiyince yosunlar herhalde yumuşadı. Bütün karidesler şu an pipo filtrenin etrafında. Kamerada gözükmez ama mesela altta şurada görüyorsunuz karideslere. Pipo filtrenin etrafında bir sürü karides var. Sadece bir tane şurada var. Önde görüyorsunuz. Buraya da bol miktarda salyangoz koydum. Bunun suyu da akvaryumdan gelme. Şöyle yakınlaştırayım hatta. Yorumlarda bazı arkadaşlar şey demiş. Kamerayı yan tutalım abi demiş. Ben de onlara saygı duyaraktan yan tutuyorum. Yan tutarak çektiğim ilk video olacak. Burada bir tane var. Bir tane de şurada bir yerde gözüme çarpmıştı. Evet. Şurada. Arada bitkilerin tilki kuyruklarının arasında. Burada da var. Her neyse. Şimdi buradaki akvaryum da aynı ölçüde. 30-30-20 yüksekliğinde. Ölçüleri anlattığım gibi 16-18 litre arasında pipo filtre kullanıyorum. Diğer akvaryumdan farklı olarak bej renk kum kullandım ben. Neden bej kullandım? Şimdi ben bu zaten mavi melekler koyu renk olduğu için adı üstünde mavi. Koyu renk kum kullandığım zaman hiçbir şekilde hiçbir karidesi yani şu anki çektiğim şekilde göremezdik neredeyse. Çok zorlanırdık bunu görmek için. Bayağı bir çaba sarf ederdik. Fakat açık kumda doğal olaraktan koyu renk bir canlı daha iyi gözükeceği için buraya sadece açık renk olması için bej renk silis kum kullandım. Başka bir şey yok, fantazisi yok. Bitki olarak da karidesler şurada gördüğünüz gibi tırtıklasın diye iki tanka da aynı şekilde aynı miktarda tilki kuyruğu bitkisi koydum. Herhangi bir ekme yapmıyorum. Yapmadım ben bunda. Zaten bunlar yüzeyde salsan eksende güzel bir zeminde her türlü çıkar. En arsız bitkilerden biridir. Bu şekilde arkadaşlar aydınlatmalarım kendi aydınlatmalarım zaten. Dolap içi yapmıştım bunları zamanında.
Burada daha bir ufak tanklar vardı. Belki videolarda çekmişimdir, çekmemişimdir hatırlamıyorum ama yetersizdi. Yani hoşuma gitmiyordu görüntü olarak da. Bunları yaptırdım arkadaşıma öyle söyleyeyim. Gayet de memnunum. Hoşuma gitti. Zaten yüksekliği 20 yapmasaydım kesinlikle buradan bir müdahalem çok zor olurdu. Diyelim şurada bir yükseklik olsaydı şu kadarlık bir alanım kalacaktı. O yüzden hem karidesler için hem müdahalem için gayet güzel, şık ve güzel bir ölçü oldu. Teşekkür ederim bu arada ismi Ünal. Çok sağ ol kardeşim. Akvaryumlar için. Bu şekilde. Şimdi bunları sadece bekleyeceğiz. Yem olarak bunlara genellikle bu sera karides yemini kullanıyorum. Daha çok karidina karideslere veriyorlar. Çok güzel bir yem. Ama ben yine de hiçbir canlıda kaliteden kaçmamaya özen gösteriyorum. Zaten şöyle bir paket, yaklaşık 50 cc'lik bir paket. Bu iki akvaryuma ve yukarıdaki bloodilere nereden baksam bir sene gidiyor. Yani bu yaklaşık 2 sene önce almıştım. İkinci paketim bu. 2 sene sürdü birinin bitmesi. Bayağı bir gitti. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup like atın demeyeceğim. Benimkiler tamamen bilgi vermek amaçlıdır videolarım. Şu akvaryumu da göstermek istiyorum. Maşallahınızı esirgemeyin. Yani bu benim gözde akvaryumum. Arada çünkü abi high tech akvaryumu da göster diyorlar. Şöyle bir göstereyim sizin için. Hiçbir bitkimde ne bir solma ne bir yaprağında bir kararma. Zaten mos desen aldı başını gitti neredeyse arşa değecek. Yani suyun yüzeyine çıktı neredeyse. Bu şekilde. Videom bu kadar arkadaşlar. Akvaryumlarım dediğim gibi bu şekilde. Ara sıra farklı videolar gelecek. Mesela Lepistesler var burada. Yani ilerleyen zamanlarda anlatılacak çok şey var. Örneğin diyelim ki en basitinden şu akvaryumda mangrov kökü var. Yüzeyini görüyorsunuz tamamen pamukçuk olmuş neredeyse. Bu neden olur? Yani bunları anlatacağız ileride. Değişik bilgiler vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.